Saatler olsun ablacığım. Sağ ol. Benim işim bitti. İstersen sen gir. Yok, benim bu kitabı bitirmem lazım. Yarın okulda özet anlatacağız. Heh, bak sen de söyledin. Yarın okul var. Hem sabah duş alıp çıkarsan hasta olursun. Ben de şimdiden duş al. Ya abla, saçlarımı iyice kuruturum. Şu an işim var. Ay Çilek, biraz söz dinle. Üf. Ya abla, biliyorsun benim saçlarım dalgalın. Yıkayıp kurutup çıkınca daha güzel oluyor. Böyle lille. Eğer gece yıkanırsan kötü oluyor. Bak böyle düz düz. E sen de öyle o zaman. Kan örgüyü sevmiyor. Tamam, sen bilirsin. Ay, abim de hala konuşuyor. Amma geveze şey ya. He. Bir aşk kapattı. Neyse, kızardır. Yok canım, bu saatte kimi arayacaklar? Neyse, biz devam edelim. Nerede kalmıştık? Saçmalama Tuğçe ya. Annemler evde yok. E, yarın ödevimiz de yok. Niye kendini kasıyorsun ki? Sen böyle şeyleri kafana takma. Seyrettiğin filmden bahsediyordum. Anlatsana. Ne okuyorsun? Peri masalı. Deniz perisi. Denizlerin altında yaşıyor. O da deniz kızı gibi bir şey. Ben okumamıştım o masalı. Oku bak. Çok güzel. Bir cadının oğlunu sevmiş. Cadı oğlunun bir periyle evlenmesini istemiyormuş. Bu yüzden güzeller güzeli periyi denizlerin altına hapsetmiş. Oğlu annesinden sadece perinin bir denizde olduğunu öğrenmiş. Sonra yıllarca bütün deniz hayvanlarını sora sora periyi aramış. Bulmuş mu peki? Bulacak galiba. Sonu kötü biten masal var ki. Ben de eskiden çok masal okurdum. Ezop masalları, Kül Kedisi, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Sonra Kırmızı Başlıklı Kız, Kurbağa Prens. Keşke gerçek olsalar derdim. Aslında gerçek. Değil. Sen hiç kurbağa olmuş prens gördün mü? Kurbağa olmuş görmedim ama köpek prens var. Yapma Çilek. Kim? Şaka şaka, kimse değil. Ama demin ciddi söyledin. Hani inanmıyordun? İnanmıyorum da öyle bir söyledin ki merak ettim. Yoksa köpek prens, möpek prens kim o bakayım? Abla, yok dedim ya. He, yoksa Taci mi? Anneannemin köpeği mi? Aman canım, şaka dedik ya. Aslında var ya, Taci böyle prens gibi değil de daha çok kral gibi duruyor. Mesela bir gün insan olsa sanki içinden yaşlı, yakışıklı bir kral çıkacak. Keşke biz de bir masalın içinde olsaydık, değil mi? Anneannemiz Taci'yi öpseydi, Taci de kral olup onunla evlenseydi. Ne güzel olurdu. İster miydin sahiden? Yani hayal kurması bile güzel. Ama adı üstünde, hayal işte. Günaydın. Günaydın hayatım. Oğlum, sen burada olduğuna göre banyoyu kim işgal ediyor? Babacığım, burada kim yok? Çilek yok. Banyo yapıyor baba. Nasıl banyo yapıyor? Ya geceden niye yapmıyor? Bugün okulu var. Ay ne bileyim, anlamadım ki. Kaşla göz arasında kaçmış banyoya. Dün gece ben söyledim ama dinlemedi. Kitap okudu, banyo yapmadı. Dün gece siz Eda değil miydiniz Betüş Hanım? Yok canım, biz Eda'lara gitmiştik oturmaya. Dün gece ilk defa kızları bana emanet ettiler. Ben de onlara abilik yaptım. Ve hırgür çıkmadı öyle mi? Abim bütün gece Tuğçe ile konuştu baba. Ama biz ödev yaptık. Oğlum, telefon parası gelince seninle görüşeceğiz ona göre. Sanki bütün gün okulda konuşmuyorlarmış gibi bir de akşam yatana kadar evde konuşuyorlar baba. Kerem seni arayınca görüşeceğiz. Biz haftada bir gün konuşuyoruz ama. Ama haftalık konuşuyorsunuz. Günaydın, saat kaç? Sen saati falan boş ver de niye okul saatinde banyo yaptın? Ya çünkü gece yapamadım. Neden kızım?
Baba kitap okudum. Saçları yüzündendir baba. Gece banyo yapınca lüleleri sabah bozuluyormuş. Ya abi sen bir her şeye karışmasana. Kızım, ertesi gün okula gidileceği zaman geceden banyo yapılacak, anlaşıldı mı? Dışarı çıkmadığınız zaman gündüz banyo yapabilirsiniz. Biz size böyle söylüyoruz, bilmiyor musunuz? Hayatım, kötülüğün için söylemiyoruz ki. Üşütüyorsunuz sonra. Unutuyorsun anne. Ben safkan bir periyim. Üşütmem. Kızım, böyle bornozda durma. Git üstüne bir şeyler giyin. Hadi bakayım. Yaz geldi baba. Dışarıya çıkar çıkmaz saçlarımız kuruyor. Ve... ve anneye babaya bu şekilde cevap verilmiyor. Affedersin. Hadi bakalım. Gel biz şimdi odaya gidelim. Saçlarını güzelce kurutalım. Aa Firuze'cim, sen Çile'ye bir tost yapıver de saçlarını kuruturken yesin, okula aç gitmesin. Hadi. Anne, ben çocuk muyum? Ne zaman banyo yapacağımı siz karar veriyorsunuz. Saçımı siz kurutuyorsunuz. Evet hayatım, sen çocuksun. Çünkü daha 7 yaşındasın. İnsanlar 15 yaşına gelinceye kadar çocuk sayılırlar. Ayrıca 15 yaşına gelseler bile bu yetişkin oldukları anlamına gelmez. O zaman sorumu şöyle düzelteyim. Ben geri zekalı mıyım? Çilek, ne kadar acayip bir söz öyle, çok ayıp. Saçımı kurutamıyor muyum? Şu düğmeye basmak zor mu? Hayır hayatım, o düğmeye basmak zor değil. Düğmeye basabilirsin ama saçını ne zaman kendin kurutsan yarısı ıslak kalıyor. Sen okuduğun şu masalı bitirdin mi bakayım? Bitirdim. Anne ya, bu masal çok komik. Bütün masal kitaplarında bizi anlatıyorlar. Bizi mi? Yani seni, beni, Perihan teyzeyi, perileri. Ablam da, sınıf arkadaşlarım da. Onlar gerçek değil, adı üstünde masal diyorlar. Ay anne, sinir oluyorum. Biz gerçeğiz diyemiyorum. Biz de Eda ile küçükken bazı fani arkadaşlarımız bize aynı şeyi söylerlerdi. Masallar gerçek değildir derlerdi. Biz de hemen koşar anneme sorardık. Kim o? Biri. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Aa, bu ikizlerin yine hey heyleri tepesinde. Ne oluyor yahu? Of ya, okul tiyatrosuna görev aldık. Harika. Ya harika. Durun da dinleyin. Bilin bakalım rolümüz ne? Ne? Cadı. Ay, güleyim bari. Fanilerin masal kitapları bitti de şimdi içinde perilerin, cadıların olduğu tiyatro oyunları mı başladı? Evet. Hangi oyun bu? Macbeth diye bir oyun. William Shakespeare. Aa, evet, biliyor musun? Bilmez miyim? Gençken kaç defa izlemiştim. Çok güzel bir piyestir. Demek ormandaki cadılar olacaksınız. Rolünüzü mü beğenmediniz? Sorununuz ne? Yani tam olarak rolümüzü beğenmedik değil. Sorunumuz başka. Aa, anladım şimdi. Cadı olmaları, sorunları. Tam olarak o da değil. Oyunu yönetecek olan yönetmen öğretmen bize bunları verdi. E neymiş bunlar? Cadı kostümlerimiz. Evet, gerçek cadıya pek benzemiyorsunuz ama oldukça yakın. Demek ki fanilerin hayal dünyaları epey genişmiş. Necim, sorun da bu zaten. Bizim bildiğimiz cadıların ne süpürgeleri var, ne burunları böyle sivilceli, ne de bu kadar çirkinler. Ya evet anne, biz bu siyah elbiseleri giyip o acayip tırnakları falan takmak istemiyoruz. Ama yönetmen öğretmen dedik, cadılar böyle giyinirmiş. Ve biliyor musun, bütün sınıfta ona katıldı. Biz ne kadar itiraz ettiysek edelim, hiç kimse inandıramadık. Evet, dediler ki cadılar gerçek değil, onlar birer masal kahramanı. Nasıl giyindiklerini nereden bileceksiniz? Anladım, hep aynı konu.
Görüyorsun değil mi Taci? Çocuklar fani okullarında masalları okudular. Sonra büyüdüler. Bu sefer de içinde perilerin ve cadıların olduğu tiyatro oyununda rol aldılar. Ama kafalarında hep aynı soru var. Biz gerçek miyiz, değil miyiz? Anne, faniler neden cadılara ve perilere inanmıyorlar? Aslında belki de biz birer masal kahramanıyız. Dedem öyle mi derdi? Evet, öyle derdi. Bazen hala öyle söylüyor. Ama anne, biz masal kahramanı nasıl olabiliriz ki? Bir sürü fani insanla yaşıyoruz. Mesela Firuze abla, abim, ablam, babam. Ama hayatım, zaten bütün masallarda insanlar perilerle, cinlerle, cadılarla, hayvanlarla bir arada değil midir? Doğru. Al bakalım dostun. Acaba Firuze abla da fani bir masal kahramanı mı? Alacak mısın kızım tostunu? Aa, sağ ol Firuze abla, eline sağlık. Afiyet olsun. Sağ ol Firuzeciğim. Hadi bakalım, bu kadar masal kahramanlığı yeter. Artık saçımızı kurutalım ha. Çekilir misiniz? Aşağı ineceğim. Düzgün konuş ve hareketlerine dikkat et. Siz de o zaman yayılmayın abi. Merdivenlerden biz de geçiyoruz. Bak. Ne var? Ya Cem, tamam sinirlenme, haklı. Adam gibi söylesin o zaman. Sen benimle adam gibi konuş, ben de sana kibar davranayım. Ceren! Ya ne oluyorsunuz, ne? Her zamanki mesele. Yine telefonda uzun konuştuk diye mi kızdı? Evet, babama söyledi. Ben de onu Kerem'le kaç saat konuştuğumu söyledim, kavga çıktı. Ya evden okula kadar serviste birbirimizi yedik. Haklı yancı, dün biraz fazla konuştuk. Babam bir şey dedi mi? Evet. Telefon faturası gelince bu konuyu bir daha tartışacağız dedi. Galiba harçlığımdan kesecek. Tuğçe, artık bir şeye karar vermemiz gerekiyor. Ya harçlığımı alıp hafta sonunda kafeye, sinemaya falan gideceğiz. Ya da harçlığımı alamadığım için hafta sonları evlerimizde oturup telefonla konuşmaya devam edeceğiz. Telefonu kısa kullanalım. Hem zaten baksana, her şeyi telefonda konuşmaktan okulda konuşacak başka bir şey yok. Oturup müzik dinliyoruz. Bir de utanma, ben gülüyor musun? Hadi gel gel, barışalım. Çekil, istemiyorum. Aa, nereye? Çileye bakacağım. Ama niye? Barışmazsan barışma. Of of! Ya Buket, üzülme. Öğretmene söylersin, çalışamadım dersi. Merhaba. Merhaba. Nasıl geçti ders? İyi işte. Masallar işlediniz mi? Yok, o bu ders. Türkçe dersine şimdi gideceğiz. Hmm. Siz hangi masalları çalıştınız? Hansel ve Gretel. Sen Buket? Kurbağa Prens'e çalışıyordum ama bitiremedim. Neden? Bahçesindeki kurbağalardan birini acaba prens olur mu diye öpmüş. Ne? Ya sadece merak ettim. O sırada annesi yakalamış. Elinden kitabı almış. Sen böyle kitaplardan kötü etkileniyorsun demiş. İyisi çalışamadım işte. Öğretmenim bir şey derse söyle, annenize vermedi. Böyle zararlı şeyler okumayacakmışım de dedi. İyi de masalların neresi kötü olabilir ki? Adı üstünde masal yani. Abla, öğretmenimiz geldi. Affedersiniz öğretmenim, iyi dersler. Önemli değil Ceren'cim, sana da iyi dersler. Oturabilirsiniz çocuklar.